Afiyet olsun. Şu anda Boyabat ilçesi Yeni mahalle. Yeni mahalle. Evet. Eski tabiriyle Karabakır'ın kahvesi. Evet, işletmecisine de soralım. Evet, Nadir Bey, şimdi burada tarihi bir kahve. Evet, 1927'de kurulmuş eski Karabakır'ın Çeltepe Fabrikası'nın arkasındaki tarihsel bir kahvemiz. Bu arada ilk kahvelerindir. Şu anda kahve burası içinde... Burası Ilgaz Dağı'ndan gelen su bu havuzda buluşup eski çarkı çevirmiş, Değirmen'deki çarkla da pirinç yapılmış. Şimdi elektriğe dönüldüğü için artık normal kahvede, işte biz buraya havuz şeklinde sedim köşesi yaparak kahvemize bir serinlik. Burası tarihi Karabakır'ın kahvesi olarak geçer. 1927 yılında ilk kahve, Boyabat'ın ilk kahvesi. Buradaki havuz olan yerin altından ark geçerek, değirmendeki çarkı çevirerek, oradaki çeltiği pirinç yapımında işte kullanılmış. O amaçla yapılmış daha önce burası. Buradaki bu kahvenin altından da su geçiyor. Biz buradaki havuzu suyla doldurup işte misafirlerimizin, müşterilerimizin serinlemesi için sedir köşesi yaptık. Ve fazla gelen suyu da kahvenin içerisine doğru vatandaşlarımız işte serinlemek amaçlı. Yeni mahallemize bir değer kazandı. Eski tarihi canlandırmak için. İşte Karabakır'ın adını yaşatmak için. Boyabat'ın bir kahvesi. Yeni mahallede böyle bir güzel anı canlandırmak istiyoruz. Selamun aleyküm. Şimdi ayaklarınızı suya sokmuşsunuz, çayları da içiyorsunuz. Nasıl? Evet, böyle çok güzel bir atmosfer. Herkese tavsiye ederiz. Çok rahat, çayda, serinlikte, yaz günlerin en güzel köşesi burası. Yeni mahalle Karabakır'ın eski mahallesi. Ya şu gölün su Kola Çayı'ndan geliyor. Bu su buraya gelene kadar bazı bahçeleri sulayarak geliyorlar. Ya bu kahvenin bu olup buradan aktığımla kahveci de burayı çok güzel bir köşe yapmış oturma yeri. Bu yazın sıcaklığında da biz müşteriler gelip bu ayaklarımızı sokarak serinliyoruz. Serinlemek için birebir bir yer bizim için. Mükemmel bir yer yapmışlar. Bu suyun devamında da çark dönüyordu eskiden. Değirmen olarak çalışırdı. Pirinç fabrikasıydı. Çarkı çevirince pirinç dövülürdü. Şimdi elektriğe döndüğü için bu su çarkı artık çalıştırmıyor. Ben Dursun Kılıç Aslan. Yeni Mahalle Pevrene Sokak'ta büyümekte olmaktayım. Gençliğim burada geçti. Ve 25 senedir İzmir'deyim. Şu anda tatile geldim. Rahmetli Karabakır'ın davetinin önündeyim. Eski geçliğimi anımsadım ve eski arkadaşlarımla buluştuk. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Balıklarımız. Evet, Şerdan Bey, eski yıllarımı hatırladım. Bak, serinledik. Ya İzmir'den ben bu şelale için geldim. Ha, böyle kendilerini sürüyorum. Tablası görmüyorum. Şey etmek değilsen. Ahmet abi kuyuyu da anlatayım ben size. Burası da tarihi eser kuyumuz. Bu Boyabat'ın ilk kuyularından. Bu da tarihi eser kuyumuz. Boyabat'ın ilk kuyularından. Bu yeni mahallenin içme suyunu karşılarmış. Bu da tabii 1927'lerden. Yeni mahallenin ilk kuyusu. Ben de burayı tekrar canlandırdım. Ve yeni mahallemize kazandırdım bunu. Mahallemize bir güzellik veriyor. Evet, tarihsel kahvemizde Ömer kafeteryaya. Buyur, haydi emin. Evet efendim, çaylar. Evet, merhabalar. Merhaba. Ayaklarınızı suya soktunuz. Hoş geldin. Serinliyorsunuz. Bizim çocuklarımızın, çocukluğumuzun yıllarında yapılan tarihi eser gibi yeni mahallemizin güzellik şömbörlü kahvemizde bütün gelen misafirlerimizi, kardeşlerimizi bekliyoruz. Biz böyle hayatı sürdürüyoruz. Şükür olsun Rabbime, hava da güzel, deniz gibi, Karadeniz gibi, sulu, meşhur, pınarı, her şeyi var. Çaylar, evet, her sular içinde.
Buyurun, buyurun, buyurun. Evet efendim. Abi Hüseyin Gölbe'ye. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Bunlar için de sen de... Burada veremez. Şükürler olsun Rabbimize, mahallemizin tarihi eser gibi kahvemizde böyle serinliyoruz. Karadeniz gibi suyu içinden akıyor. Bunlarla kardeşlerim geliyor, taze taze çayını içiyor, muhabbetini yapıyor. Herkesi bekleriz, canı yürekten. Hattan bu olan bütün kardeşlerimizi buraya bekliyor. Su akıyor şer içer. Şelale gibi bir kahvemiz var. Herkesi serilemek için bekliyoruz. Taze çayımız var. Burada işte vaktimizi geçiriyoruz. Bey, vatandaşlarımız bu yaz sıcaklarından bunalıyor. Sizin burada kahvehaneye geliyorlar. Ayaklarını suya koymuşlar. Evet, sular içinde böyle güzel çaylar yudumluyorlar. Eski tarihi günlerini yaşıyorlar. Çocukluktan yaşayanlar var. İşte kuyumuzu canlandırdık, havuzumuzu büyüttük. Kahvenin içine doğru suyun serinliği verdik. Yani pervane veya klima karşısında yanmanın, donmanın bir manası yok. Hasta olmanın da bir manası yok. Suların içinde, serin serin. Yani doğal, doğal, her şey doğal burada. Tamam. Evet, artık boyamatımızın suyu bu ilk yeni mahallede verilen su, kuyu suyu ve içiliyor, temizlendi. 17 metre buranın derinliği. Atil abiyle beraber bu değmen taşını üzerine beraber koyduk. Bu üzerindekiler de değmen taşı. Ferahladık. Sinop boyamat yeni mahalle Irmak Kafeleri'ne kuyu suyumuz, havuz suyumuz, serinlemenin tek adresi. Gelip görmeleri ve bu serinliği tatmaları kendi menfaatleri. Mahallemize kazandırdık ve mutluyuz. Nadir Bey'e teşekkür ederiz. Çünkü biz deniz çocuğu değiliz, boğulmaktan korktuğumuz için en güzel zevke hayranlıkla bu suda ayaklarımızı sadece sokmakla yetiyoruz. Çünkü biz Sinoplu değil, Boyabatlıyız. Hayırlı işler, teşekkür ederim. Tekrar para salmıyorum. Ben yeni geldim İstanbul'dan Boyabat'a. Arkadaşlarımız bu Irmak Kafe'yi tavsiye ettiler, geldik. Burada hem seriniyoruz, denize gerek yok, ihtiyaç duymuyorum. Gayet de güzel. İşletmeci arkadaşlar teşekkür ederim. Bizi her gün güler yüzle karşılıyor. Çayımızı da yumluyoruz. Hem seriniyoruz, ondan sonra köyümüze çekip gidiyoruz. Öyle. Bu benim eniştem yani. Şaka falan değil yani. Gerçek eniştemiz yani. Boyabat'tan bir numara Boyabat'tan. Nadir Bey, iki çay daha. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.